Yani depremin Türk devletinin büyük deprem hazır olmadığı görüldü. Öyle İstanbul'da deprem olsa 7,5 büyüklüğünde 300 bin kişi ölecek bilmem bir şey olmadığı görülüyor. Payta ayırmaksızın söylüyorum. Kimsenin kentsel dönüşümlerinde yeterli sayıda olmadığı görülüyor. Burada da mesela demin Alaydan söylüyor. İstanbul'un en önemli ilçelerini CHP 20 yıldır yönetiyor. Bakırköy, Şişli nasıl bir kentsel dönüşüm yapıldı? Hiç yapılmamış. Sayın İmamoğlu göreve geldi. Ben dört yılda bu işi çözerim dedi. Bu programda bu program size söyledi. Yani siz derken başka bir arkadaş vardı. Her sene aynı tweetleri atıyor aynı zamanda. Hiçbir şey yapılmamış. Yani dolayısıyla da herkese eleştirmek lazım. Adıyaman valisinin merkeze ya burada yeteri kadar sıkıntı yok demesi ve başka kamu görevlerinin de o yüzden gitti. O da görülüyor. Ama sonra hükümete şu da haksızlık olmasın. Yani dev, bakın herkes gitti orada. Şimdi devlet var. Ya Orada afat var. Kızılay var, STK diğerler ama devletin bütün bakanları orada ya. Her gün işte yayınlar yapıyoruz. Her gün Murat Kurum orada, Süleyman Soylu orada, Fahrettin Koca orada, e, Hulusi Akar orada gidip geliyor, Adil Kara İsmailoğlu orada. Tayyip Bey'in kendisine 7-8 defa gitti, hala gidiyor. Dolayısıyla burada da e, haksızlık e, şey yapılmaması e, gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii Kızılay'ın birinci gün çadır satmayı nasıl akıl ediyor? Ya da o çadırları niye bölgeye göndermiyordu? Ah baba satıyorum diyor. Evet, gerçekten doğru. o nasıl bir akıldır çadır satmak? Ben yani, mesela yani. Kızılay Başkanı ben tanırım iyi biridir ama istifa etmesi lazım. Yani Kerem Kınık iyi bir insan arkadaşımız ama olmuyor ya. Olmadığını gördük. Olan şu durumlarda bunu yapamaz. İstifa mı? etmiyor. Niye görevden alınmıyor? Almıyor. Onu bilmiyorum. Evet doğru. O da doğru. doğru. Asıl yani, tamam, istifa yani görevden alırsın. Hakikaten doğru. Onu da bak, açık ve şey söyleyeyim. Ama bakın siyasette 3. gün kimse siyaset konuşmazken Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 Şubat'ta Sakın seçim ertelemeyin ha. Böyle bir şey düşünmeyin. Ki hiç kimse seçim ertelenecek demedi. Seçim konuşulmadı. Siyaset konuşulmadı. Siz genel başkan olarak ki Allah var. Bakın Meral Hanım da orada. Ben birçok acıdan eleştiriyorum ama o da daha yapıcı konuştu depremin ilk zamanları. Ve şu anda öyle. Deprem olarak söylüyorum. Kemal Bey seçimleri ertelemeyin. Sakın ha bilmem ne demesi. Bak bu yakın. Sizinle yan yana durmam. Ben bunlarla asla yan yana durmayacağım demeleri. Hı hı. Ya böyle ne oluyor yani? Ha Tayyip Bey de o sabah biz gazete şeyde TGRT'de arkadaşlarla konuşurken mesela kendi şeyimize ya bir birlik çağrısı yapar mı? Yapmaz dedim ben mesela benim kendi görüşüm. yapın Yani burada bu olmaz. Yani Muhalefet de o konuda eleştirdi ya. Al bizi topla. Meral bugün o da söyledi. Doğru. Yani. Meralim dedi. Ama Arayın 5'te gelin ama Kemal Bey de beş, hemen o gün Beşli çete diyor mesela. Ya 5'li çete dediğin adam yaptı Hatay'daki havalimanını. İga yaptı yani. Kalyoncu dediğin adam yaptı ya. Ama öbür belediyen yardım etmiştir bilmem ne. ...konteynerları, deniz hava kuvvetleri söndürdü. Tamam senin belediyelerin yardım etti, etmedi değil. Ama her şeyi biz yaptık. Bizi tutukla. Mesela o Defne Belediye Başkanı mı? Çadırıyor, gelin beni tutuklayın. Ya sizin niye, kim, niye tutuklasın ya? Böyle bir şey mi var? Yani siyasetin konuşulmadığı bir yerde ne oldu? Tayyip Bey de geldi. Tamam 14 Mayıs'ta seçim dedi ki... ...ben ertelenmesini asla doğru bulmuyorum savaş dışında. Çünkü o zaman zaten tek parti... ...işte otokratik yönetim... ...otoriter lider tartışmaları varken... Bunların hiçbirini ben doğru bulmadığımı söyleyeyim. Seçim yapılmalı. Türkiye bu seçim belası diyeceğim. Ya bu artık bitsin çıksın artık yani. Hani çünkü her şey birine bir şey konuşuyorsun, seçim geçsin. Bir şey bir iş yapacaklar, seçim. Eskiden hatırlarsan Türkiye'de AK Parti öncesinde şu bayram geçsin, şu kış geçsin denirdi. Şimdi de seçimler o yüzden de olsun bitsin diye göreyim. Muhalefet açısından birkaç şey daha söyleyeyim. Şimdi bakın, AK Parti. Son 21 yılda hep bir olağanüstülük oldu bu son döneme kadar. 2007'de e oldu, 360 krizi oldu. 2011'de olmadı, sonra FETÖ MIT krizleri oldu, 17-25 Aralık. Sonra Hendek Kazma, sonra 15 Temmuz, sonra o öyle gitti. AK Parti hep bir olağanüstülükle karşılaştı. Muhalefetin inanılmaz beceriksizliği, yanlış politika izlemeleri. Bir örneğini vereyim, 17 25ten sonra Gürsel Tekin'le bir yerde o zaman tanışmıştım, karşılaşmıştım. Siz dedim 17-25'te Tamam yolsuzluk rüşvet var diyorsunuz ama şu FETÖ'ye de tavır alsaydınız halk size oy verirdi. Gidip onlardan yana tavır aldınız. Seçim sonucunu gördük. Yani muhalefetin siyaset okuyamama biçimi 360 krizinde olduğu gibi bu da görülüyor. Burada da ne var bakın şimdi. Burada da mesela muhalefetin şeyi hemen gelip hemen hükümet gidici diye düşünmesi. Sosyal medyada trollere bakmıyorum onlar önemli değil. Hı hı. Ama muhalefetin önde görünen onlara göre yazar, çizer, yorumcu ve siyasi milletvekilleri de. Bunlar gidici, mesela 15 Mayıs'ta bir tutuklama listesi yapmışlar. İşte onu işte Cem Küçük de orada, Ali Veli de orada, i̇şte Erdoğan, oğlu, ailesi. Aynı ki bunların çoğunu FETÖ yapıp bir de öyle bir şeyleri var. Yani FETÖ bunları çıkarıyor. Maalesef muhalefetin temsilcileri de herkesi tanımadığı için belki böyle görüyor. Hemen hesap soracağız ona buna. Ya siz bunu 17-25'te yaptınız başaramadınız. Siz bunu o tende kazmalarda oldu, olmadı. 360 krizlerinde oldu. Niye hemen birini asma, kesme derdindesiniz? Ya siz bu ülkeye hizmet etmeye gelmiyor musunuz? Siz bu ülkeye daha iyi köprü yapmaya, altyapıyı güçlendirmeye, dış politikada daha işlerlik Yani negatif bir diye... dil kullanmamız lazım. Bir bunu... kazancı olmuyor muhalefetin. Kemal Bey'in de Beşli çete o bunlarla yan yana durmam. Ya siz muhafazakarlara nasıl oy isteyeceksin? Bunlarla yan yana durmam. Siz Erdoğan'a bakın şunu nasıl göremiyorsun? Ya Erdoğan'a laf ettiğin an yani eleştirme eleştirebilirsin de yani o insanların yaşam şeylerinden başörtüsü, cemaat, tarikat meselesine girdiğinizde oradan bir şey dediğinizde işte çocukları kaçırıyorlar, deprem bölgesine cemaatlere veriyorlar. Şimdi olayın bir de o tarafları var. Sadece şeyden bakmayalım. Ya bunun yalan olduğu bariz belli. Mesela bir televizyonun üst düzey yöneticisi şunu der mi ya? Yardım göndermişler dışında içki reklamı varmış kabul etmemişler. Yanındaki düzeltiyor onu. Ama bunlar yapar onu diyor mesela. Ya bunu cemaatler çocukları kaçırıyor, birinci gün evlendiriyormuş. Bir partinin siyah sayfasında biz bu Araplardan çektik, bir de Arap levhası var, bir de bunlardan çekiyoruz. Ya faatına Arap adını koymuş. Ihçılık yapıyor ya. Şimdi bunlar veya önce Ak Partileri kurtarıyorlar. Yani adam Afatçı orada geliyormuş veya yurt dışından giren. Sen AK Partili misin diyormuş o. Bu yalanlarla, diyor. halbuki muhalefet hiçbir şey yapmasa, sessiz kalsa, yani deprem acılarını sarsa zaten sürecin galibi çıkacaksın. Ekonomik, <laughs> bakın bu aynısı ekonomik meselede de oldu. Şimdi Cumhuriyet tarihinin belki en büyük krizlerinden, yani 2001 gerçi bence daha ağır bir krizi de, bu da ağır bir kriz. Ev fiyatları uçmuş, bilmem ne uçmuş. Etin fiyatı kilosu 260 lira olmuş. Hükümet tedbir alıyor tabii. Hükümet de bu yanın EYT'yi veriyor, TOKİ evlerini yapıyor. 3600 ek göstergeyi çıkardı. E siz şimdi kale boşlu bir ara 2021 Ağustos 2023'ün 2022'nin Kasım'ına kadar. Ya adayınız yok, bir şey çıkaramadınız. Enflasyonu düşüreceğim deyince enflasyon düşmüyor. Nasıl yapacağını da Şimdi geliyorum mu? aday kısmına. Geleceğe şey. Evet. Ya onu yapmıyorsun, bunu söylemiyorsun. Çare mesela ben parti programlarının hepsi gönderdi, okuduk. Mesela diyorlar ki örnek ekonomide bilmem şu yapısal reformları yapacaksın. Ne yapacaksın? O belli değil. Hı? Ya burada aylarca adayınız yok. Önce aday belirleseniz daha iyi olur. Yok bizim krizimiz yok. Siz bizimle işte bizi sarakaya alıyorlardı. Biz de kriz çıkarmaya çalışıyorduk. Gördük iki hafta önce, bir hafta önce darmadağın oldunuz ki nasıl toplayacaksınız bir de e, o mesele var. Dolayısıyla burada yapıcı, yani muhalefet yapıcı dil kullanmayı, bu tehdit dili, ya bu tehdit dilin Karadeniz'e sökmez burada sökme. Bir de siz 20 yıldır tırnak içinde söylüyorsunuz. Hükümetten dayak yediniz. Yani bunu manevi anlamda söylüyorum. Soyut anlamda. Yani 17-25'te de herkese hesap soruyordunuz. E, hendek Kazma'da soruyordunuz. Bilmem nerede. Hala Erdoğan'ı, ailesini, onu, bürokratları, onları, bunları. Ya bu işte bakın bunu bir de troller demiyor. Kamuoyunun bildiği isimler, troll, hesap sorulacak şöyle böyle. Bunu dediğin an bunu dedikten sonra sen ondan sonra diyorsun ki insanlar niye Erdoğan <laughs> etrafında birleşiyor? Birleşir. Yapıcı değil kullan Siz yapmaya etmeye geliyorsunuz. Kaldı ki muhalefetin kendi içerisinde de bir sürü e, sıkıntıları e, ve şey olacaktır. Şunu da tamamlayayım. Evet, Çok lütfen. şey e, gerek yok. Bakın AK Parti zamanında Van depremi oldu. 2004'te tren kazası oldu. İzmir'de deprem oldu. Malatya'da Elazığ'da oldu. AK Parti bunların hepsinden gene çok hızlı imar işleri aldı muhalefetin yani ilk defa bak hükümete bir saldırı yok şey olarak yok hani bir FETÖ gibi PKK gibi onların hepsini hükümet çözdü o sorunları veya askeri vesayet tartışmaları yok ekonomik sorunlar devam ediyor mu bence ediyor yani Görece kısmen azalmış olsa bile ev fiyatları kiralar araba fiyatları uçmuş yani şey var iki deprem oldu mu oldu onun dışında pandeminin ağır yükü çıktı mı çıktı. Piyasada iş var, maliyetler çok pahalı ama hani siz şimdi muhalefet olarak şurada bile yani 5 gün onun simülasyonunu izledik biz perşembeden salıya kadar o 4 gün. İnsanlar dedi ki ben geçen hafta İzmir'deydim hafta sonu. Ya bunlar 4 günde diyor böyle yapacaksa MİT başkanını atarken, YÖK başkanını atarken mesela Suriye ile problem olduğunda, Mısır'la problem olduğunda böyle mi çözecekler diye şey değil. Şunun Aydır'a da şu itiraza tamamlayayım. Hani Ali Aydır onu kötü niyetle yapmıyor tabii ama ya Erdoğan'ın sarayları, bilmem neleri, uçak, o uçakların depremde kaç kişiyi taşıdığını ben biz gördük. Ya da o saray daha önce de yapıldı. Eleştirilebilir. Orada da e, illa hepsi bunların böyle şey gibi değerlendirilmesi ya da AK Partililer böyle zengin böyle, o vardır belki öyle ama ben etrafımda öyle her AK Partili'nin yani nüfusun çoğu AK Parti oy veren son seçime göre söylüyorum. Evet, Görülmemesi tamam, tamam. e, gerekebilir. Dolayısıyla da yani muhalefet bundan sonra şikayet etme hakkı yok. Seçimi atmış ki bence bu süreci de çok yanlış götürdüler. Ee, bizim bütün itirazlarımıza rağmen öyle bir şey yok diye. Bu seçimi kazanamazlarsa ki ben Erdoğan'ın yüzde yüz değil mi? Ben kazanacağını düşünüyorum ama İlk turda ama şöyle de demiyorum yok. yani. Ya Cem Bey, Meral Hanım da evet dedi Kılıçdaroğlu'na. Sen ne anlatıyorsun? gibi demiyorum. Yani öyle o kadar net söylemiyorum hani. Erdoğan favori. Bugün hı hı. konuştuğum Erdoğan'ın yakın halkasından iki kişi de bana 152 ile kazanacaklarını söyledi. Benim görüşüm değil bir öyle iki. Böyle olmayabilir tabii ki. Yanılabiliriz illa şey ama yani siz muhalefet olarak şu dönemde seçim kazanamıyorsanız meclisi alamıyorsanız HDP'yi ayırarak söylüyorum. Yani böyle bence her şeyi bırakın gidin yani. Peki. Hani siz yurt dışına gidin yani. Peki.